Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman, itaat, sevgi, saygılarımızı sunarız. Salat ve selamlarımızla getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu mübarek ay içerisindeyiz. Ramazan ayı, dünkü sohbetimizde de gördüğümüz gibi, Kur'an bu ayda indirildiği için değerlidir. Bu ay içerisinde bir gece vardır, bin aydan daha hayırlı, Kadir Gecesi. İşte bu gecede Kur'an dünyaya parça parça indirilmeye başlanmıştır. Gerek oldukça, soru soruldukça, icap ettikçe Allah Celle Celaluhu İslam toplumunu oluşturmak, devleti yürütecek siyasi, idari, hukuki kanunları Müslümanlar arasında uyulacak beşeri ilişkileri düzenleyen ayetlerini göndermiştir. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerini beyanla başlıyor. Daha önce iki bölümünü görmüştük. Mekke'de inen bu sure-i celile 83 ayeti kerimeydi. Ve Kur'an'a hakim olan, hikmet sahibi, menfaat ve maslahat sahibi, ferdi, aileyi, toplumu, devleti en güzele yönlendiren bu kitap, sevgili Peygamberimizin eliyle indirilmiş olan bir kitaptır ve o da Resullerdendir, Peygamberlerdendir. Aziz olan, güçlü olan ve çok merhametli olan Allah Celle Celaluhu tarafından daha önce pek de uyarılmış olmayan, peygamber gönderilmeyen bu topraklarda yaşayan Hazreti İsmail ile aralarında bir hayli asırlar geçmiş bulunan Peygamberimize indirilmiş. Böylece insanlara doğru yol gösteriliyor, imana davet ediliyor, Müslüman olanlar müjdeleniyor, bu imana karşı çıkan insanlar da uyarılıyor ve kötü bir akıbette korkutuluyordu. Ancak kavminin ileri gelen kibirlileri, düzenden menfaat umarlar, devlet yönetimi, siyaset, toplum vesaire, ekonomi, çarkları kendi menfaatlerine çevirmiş, sömürü hortumlarının devam etmesini isteyenler, mevcut düzenin değişeceği ve kendilerini alt üst edeceği korkusuyla, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu bu hakikatleri kabul etmiyorlardı. Bilmeyen birisine öğretebilirsiniz. Ama bilerek hakka karşı çıkan insana, bildiklerinizin doğru olduğunu bile bile size karşı çıkan insanlara bir şeyler anlatmanız çok zordur. İşte Allah Celle Celaluhu bu zorluktan bahsediyor ve onların ahirette diriltileceklerini, dünya hayatında kibirlerinden neşet eden bir inkardan dolayı cezalandırılacaklarını beyan buyuruyor. Kendisinin vazifesinin tebliğ etmesi, davayı duyurması, bunu devam etmesini istiyordu. Yasin suresinin ikinci sayfasında Allah-u Teala bir kasaba halkını peygamberimize örnek olarak gösteriyordu. Oraya iki davetçi gönderilmiş, sonra üçüncüsüyle desteklenmişti. Orada İslam'a davet çabalarını artıran bu üç güzel insan, üç davetçi insan, tabi bunlar bir peygamber mi yoksa bir peygamber olan Hazreti İsa'nın elçileri mi idi? Tefsir kitaplarımızda bir ihtilaftan bahsedilir. Bu kasaba halkını İslam'a davet etmişler. Onlar da çoğunluk olarak tıpkı Kureyşlerin peygamberimize takındığı bir tavır gibi elçileri reddetmişler. Çok güzel nasihatlerini dinlememişlerdi. Ama aralarında Müslüman olmuş birisi kavminin
gelen bu üç elçiyi öldürmeye teşebbüs ettiğini görünce koşarak gelmiş ve onlara yapmayın ey kavmim. Ben sizden birisiyim. Sizi severim. Kötülüğünüzü istemem. Bu kavme uyun. Çünkü bunlar sizi doğru yola davet ediyor. Karşılığında bir ücret de istemiyorlar. Bunların en ufak bir istismarla, menfaat, çıkarla alakası yok. Dikkat edin diyordu. Ne oluyor bize ki bizi yaratan Rabbimize ibadet etmeyelim. Sonuçta ona döneceğiz. Sizlerin tapmış olduğu bir kısım tanrılar ağaçtan ya da taştan yontulmuş. Bunların kendilerine bir zararı ya da faydası yok ki size bir faydası zararı dokunsun. Allah bana bir zarar verdiği zaman bunlar beni ondan kurtarabilirler mi? İyi düşünün diyordu. Dalalette kalmayın. Ben sizin inkar ettiğiniz o Rabb-u Teala'ya, yerleri ve göklerin yaratıcısına iman ettim. Fakat inatçı ve zorba kavim ellerine taşları almış, inkarcılar olarak öldürme teşebbüsünde iken vay sen de mi onlardansın diyerek dördüncü olarak o insanı da şehit ediyorlardı. İslam insanı ne kadar güzelleştirir ki o şehit ölür ölmez Allah Celle Celaluhu bunların ruhlarını alıp cennete koydu. Ve o zaman da diyordu ki o aziz şehit gıylet hulül cennet hadi girin cennete denilince Kale dedi ki ya leyte kavmi alemun keşke kavmim bilseydi bima gafarali rabbi ve cealeni minel mükremin Rabbim beni mağfiret etti ve cennetinde ağlayan insanlardan eyledi. Aynen böyle Habibim. Senin vazifen de bu insanlar gibi tebliğ etmektir. Kabul ederler, etmezler. Bu senin sorumluluğunda değil diyordu. Fakat merak edersiniz ya, bu kavme ne oldu? Allah Celle Celaluhu Yasin Suresi 3. sayfasında وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Biz o kavmin üstüne gökten bir ordu indirmedik helak edecek. İndirecek de değiliz. Sadece bir melek, bir sayha, bir nara attı ve hepsi sönmüş ateşler gibi yuvarlandılar. Ötleri patlayarak dizisi düşüp geberip gittiler. Yazık bu insanlara. Kendilerine ne zaman bir elçi gelse onlarla alay ediyorlar. Halbuki o elçiler Allah Celle Celaluhu tarafından kendilerine gönderilmiş birer nimettirler. Ama kıymetini bilmediler. Bunlar insanlar kendilerinden önce de böyle yapan insanların başına gelen kötü akıbetleri görmediler mi, duymadılar mı ya? Neden ders almıyorlar? Sonuçta herkes huzurumuza toplanacak ve bunun hesabını verecek. Neyi inkar ediyor, nasıl inkar edebiliyorlar? Cenab-ı Allah'ın varlığını, gücünü, kudretini, bilgisini, hasreten vahdaniyetini baktığınız her bir şeyden görebilirsiniz. Yeryüzü, ölü yeryüzü onlara bir ayet değil midir? Bir ayet, yani alamet, nişane, Allah'ın varlığını gösteren, gücünü, kudretini, ilmini gösteren, kışın ölü olanları yağmurlarla baharda yeniden diriltiliyoruz. Bağlar bahçeler veriyoruz. Topraktan sular fışkırttırıyoruz. Elleriyle bitirdiklerinden de yiyorlar. Hiçbir şükretmezler. Her şeyi çift çift yaratmış Allah Celle Celaluhu. Bu kudrete bakıp onu noksan sıfatlardan tenzih etmeleri öyle işte ortağı var, benzeri var, başka tanrılar da var diye yanına ortak koşmaları bunlardan kaçınmalı değiller miydi? Güneşe bakmazlar mı? Aya bakmazlar mı? Geceye ve gündüze bakmazlar mı bunlar? Bu sayılanların her birinin kendi yörüngesinde bir cazibe kuvvetiyle hareket ederek kendilerine verilen görevleri hiç şaşırmadan yapmalarından ders almazlar mı?
Üçüncü sayfasına geçtiğimiz zaman Allah Celle Celaluhu yine onlara gemilerden misal veriyordu. Bu koca koca ağaçtan ya da demirden yapılan gemilerin suda batmadan yüzdürülmesi, oysa kendileri suda yüzdükleri zaman batmaları. Bunun bir kanunu var. Bu muazzam kanununu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun ilmini akılları sayesinde, tecrübeleri sayesinde buluyor, biliyorlar. Allah'ın insanı nasıl yarattığını, suyu nasıl yarattığını, taşı toprağı nasıl yarattığını, yerleri gökleri nasıl yarattığını, gezegenleri, galaksileri nasıl yarattığını görüyorlar. Eşyayı fizikle, kimyayla, astronomiyle, tıpla, jeolojiyle, botanikle inceliyor ve ondaki o muazzam ilmi görüyorlar. Bir şey yaratmıyorlar. Sadece yaratılanı alıyor, keşfediyorlar ondaki ilmi. Nasıl görmezler Allah Celle Celaluhu'nun o sanatını ve kudretini? Bir gün gelecek, bu hayat bitecek. Kıyamet koptuğu zaman ansızın gelecek ve İki tüccar, kumaşlı servisler pazarlığı bitirmeden, kesip biçmeden, belki evlerine yetişmeden bu hayattan kopup gidecekler acı bir şekilde. Sonra yeniden diriltilecekler. İnsanoğlu düşünsün ve ders alsın. Topraklarını silke silke uyanacak. Kim uyandırdı bizi diyecekler. Eyvah diyecekler o zaman. Bunlar peygamberlerin bahsettiği öldükten sonra dirilme ve ceza günü, şimdi biz ne yapacağız diyecekler. Sonra bir kere daha üfürülmüş ve mezarlarından kalkmışlar. Karanlıklar içerisinde kafirler mahşer yerine doğru gidiyorlar. Müminler için ise bütün azalarından nur fışkırıyor. İman ve salih amel gereği. Etrafında melekler var. Kol kanat gelmişler ve kardeşleri var. Cemaat cemaat mahşer yerine doğru sevk ediliyorlar. O gün bir sure üfürülmekle bütün mahlukat yeniden dirilmiş ve Allah-u Teala'nın huzuruna toplanmış, hesap verecekler. Kimseye zerre kadar zulmedilmez. Herkes ne yaptıysa bunun karşılığını görür. Hiç şüphesiz kafirleri bekleyen çok korkunç bir acı manzara var orada. Buraya kadar görmüştük değerli kardeşlerim. Şimdi bugünkü dersimize geliyoruz elhamdülillah. 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne, hiç şüphe yok ki ashabel cenne, cennet ashabı, cennet halkı, cennete giren insanlar, fi şugulin fakihin, fi şugulin, bir şugul, bir meşguliyet içerisinde uğraşıyorlar. Ama bir güzel bir uğraşı içerisindeler. Fakihin, böyle ikram görmüş bir şekilde, nimetler içerisinde eğlenerek ve zevk alarak yaşıyorlar. Fakihin, aslında fakihe meyvedir da, insan yemekten sonra meyveyi keyif için, lezzet için artı bir zevk olarak yer ya, işte oradan da artı bir zevk içerisinde diyorlar. O gün cennetlikler gerçekten nimetler içerisinde keyif sürerler, safa sürerler. Hum onlar ve ezvacuhum ve zevceleri, eşleri. Hepsi 30 küsur yaşlarında böyle yeniden yaratılmışlar. Vücutlarında hiçbir kusur yok, hiçbir ayıp da yok. Cennete girdiği zaman insan yeniden yaratılır. Vücudu güzelleştirildiği gibi huylarının da tamamı güzeldir. Kötü huyları artık dünyada kalmıştır. Cennette insanı üzecek zerre kadar bir şey yoktur. Ne kötü bir bakış, ne kem bir bakış, ne can sıkıcı bir söz, ne yalan ne dolan, hiç ama hiç. Sadece ve sadece güzel bir meşguliyet ve keyif vardır. Safa sürmek vardır. Hum onlar ve ezvacuhum ve tabi eşleri. Eşler olmazsa, zürriyetler, çocuklar olmazsa cennet nimeti eksik kalır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de görüyoruz. Eğer çocuk, aile aynı sevabı işleyip de bir araya gelemeyeceklerse,
Mesela bir kısmı cennetin alt tabakalarında, öbürleri üst tabakalarında. Cennet de böyle tabaka tabaka, isim isim. Allah Celle Celaluhu üst tabakada yaşayan güzel insanların aşağıya indirmesi söz konusu değil. Aşağıdakileri meccanen onların yukarıya doğru kaldırarak safalarına ortak ediyor. Eşleri ve çocukları, zürriyetleri birbirleriyle buluşturuyor, birleştiriyor elhamdülillah. Çünkü cennet zevklerin tam olduğu, keyfin, safanın tam sürüldüğü bir yerdir. Hum onlar ve ezvacihum eşleri fizilalin gölgeliklerdedirler. Ağaçlar altında. Öyle ağaçlar var ki altından bir atlı 100 sene geçse belki geçemez. İrilikte ağaçlar, küçük ağaçlar. Canınızın istediği her ağaçtan da olacak. Tabi orada muz ağaçları, kiraz ağaçları, efendim üzüm, bağlar, bahçeler, ne canınız istiyorsa orada var. Ve oturursanız muzlar ya da kirazlar, elmalar ağzınıza kadar gelir. Ayağa kalkarsanız dalları da kalkar, gene üstünüze kadar gelir. Sırt üstü yatarsanız ağzınıza erişecek kadar dallar yine aşağıya iner. Dünya hayatındaki o üzümlere, hurmalara, elmalara, kirazlara, muzlara benzetmeyin. Orada bambaşka. Burada anlatabilmek için Aybeler'e örnek olarak soruluyor. Ama hangi cinsten isterseniz yedikçe farklı, yedikçe rengi, tadı, kokusu daha bir başka biçimde. Meyveler içerisinde, o ağaçların gölgesinde, ırmaklar arasında oturuyorsunuz. Bal ırmakları, süt ırmakları, şarap ırmakları, su ırmakları, böyle öyle büyükler ki böyle eni boyu gibi, dünyadaki ırmakların boyu gibi orada eni var. Çakıl taşların üzerinden giderken çakıl taşları değildir onlar. Yakutturlar, mercandırlar, incidirler, pırıl pırıl parlarlar. Çamur ıslatır yeri ama onlar mis kokusudurlar. Burcu burcu korkarlar ve Müslümanlar orada eşleriyle beraber bu bahçede, gölgeliklerde, tabii ki onların köşkleri de vardır. Artık kaç katlı ve içinde neler varsa bunlar bahçede gölgeleniyorlar. Fızılalin alel eraik, eraik üstünde, yani koltuklar, geniş sedirler üstünde oturuyorlar. Hem de mütekabilin bir şekilde. Kimse kimseye orada sırtını dönmez. Herkes birbirini karşıdan görür. Alel eraiki müttekiin, geriye böyle yaslanmışlar. Yani bu geriye yaslanmak da bir keyif alameti, bir safa alametidir elhamdülillah. Böyle bir zevk içerisinde cennet ashabı. Lahum onlar için vardır fiha, o cennette fakihetün, meyveler vardır. Ve lahum onlar için yine vardır. Ma yeddaun, ne isterlerse o vardır. Ne isterlerse o vardır. Bıldırcın eti mi istiyorlar? Gökyüzünden bıldırcın süzülüp geliyor, pişip önlerine konuyor. Ne isterlerse vardır. Artık değerli kardeşlerim, çeşitleri saymamıza gerek yok. Peygamberimizin buyurduğu gibi, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale gelmez. Etrafında küçücük mercan gibi vildanlar ve huri kızları. Bir tanesi dünyaya yüzünü gösterse, güneş dökülüverir onun utancından, güzelliğinin utancından. Ve kendi eşi, dünyada razı olduğu eşi, beraber cennete girerlerse o güzel hurilerin sultanı olarak onlardan çok daha güzel bir biçimde olacak. Allah insanlara yeniden en sevgili bir biçim ve güzellik verecek orada. Orada bazıları latife yapar, aman aman istemez ben eşimi gibisinden. Hayır hayır, o dünya hayatında eşlerin birbirlerini bazen rahatsız etmeleri vardır. Yani sert sözlüdür, kötü sözlüdür, küfürbazdır, efendim kendine dikkat etmez, yüzünü yıkamaz, burnunu temizlemez falan fıstık. Bunların hepsi bitmiştir orada.
İnsanların huyu da değiştirmiştir. Yüzü de değişmiştir. En güzel biçime sokulmuştur. Ve Allah Celle Celaluhu tarafından sonsuz bir güzellik ve sonsuz bir safa, sonsuz bir keyifle mükafatlandıracaklardır. Dünya hayatı seri-uzzevel. Bir solukta geçen, nasıl olsa biten bir dünyadır. Sonuçta insan buraya gidecek ya, gözünü buraya dikmeli, burayı kazanmak için çalışmalıdır. Evet, onlar eşleriyle beraber gölgeliklerde, ellerinde kadehler, ve kesen dihaka, etrafında hizmet eden, dönüp dolaşanlar, ve kavvaiba etraba, bunu tercüme etmeyeceğim. Alel arai, koltuklara, sedirlere yaslanmış oturuyorlar. Lehum fiha fakiha, meyveler var. Ve lehum fiha mayeddu, ne istiyorlarsa o var. Ve hepsinden de öte, selamun kavlen min rabbir rahim, merhametli Rabları tarafından bir selam var onlara. Allah cennette cemalini gösterecek. Nasıl gösterecek ve biz nasıl göreceksek, bu dünya şartlarında bunu anlamamız mümkün değil. Öyle bir göz verecek Allah Celle Celaluhu ki, zamandan ve mekandan münezzeh olarak Allah Celle Celaluhu'yu görebilecek bir kabiliyette yaratılacağız ve Allah Celle Celaluhu cemalini göstererek bize selam verecek. Esselamu aleyküm kullarım diyecek. Nasılsınız diyecek. Memnun musunuz diyecek. Bir isteğiniz de arzunuz var mı diyecek. Bu güzellik karşısında kullar o kadar büyük bir zevk alacaklar ki artık zevkin zirvesi konuşamaz hale gelecek ve baygın baygın bakacaklar böyle. Ameli iyi olana göre Allah Celle Celaluhu her hafta da görükebilir, ayda bir de görükebilir, yılda bir de görükebilir. İnsanların oradaki derecelerine göre selam diyecek Allah Celle Celaluhu. Rabb-i Rahim'den Müslümanlara bir selam kavli ve diyecek ki bundan sonra size üzüntü yok, keder yok, korku yok, noksanlık yok. Her gün nimetiniz arttıkça devam edecek. Ama kafirlere gelince, Müslümanlar burada dursunlar şimdi. وَمْتَازُ الْيَوْمَ Seçilin bugün اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, ey cürüm işlemiş günahkarlar, seçilin Müslümanlardan. Kafirler seçilecekler böyle. Kafaları yerde, korku içerisinde titriyorlar. وَمْتَازُ Ayrılın. الْيَوْمَ İşte şimdi bugün اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler. Elem ahad ileykum ya beni Adem. Elem ahad, ben size ahd vermedim mi? Ant vermedim mi? Söz almadım mı ezelden? Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları, ella ta'budu şeytan. Bu şeytana tapmayın. Bu şeytana ibadet etmeyin. Bu şeytanın peşinden gitmeyin demedim mi size? İnnehu hiç şüphesiz o şeytan lekum sizler için aduvvun bir düşmandır. Mübin, açık seçik bir düşmandır. Babanıza yaptığı düşmanlığı size de yapacak. Bizden söz aldı. Kıyamete kadar yaşama sözü. İnsanları doğru yoldan saptırmak için. Oysa hiçbir gücü yok. Sadece davet ediyor. Ama ben size ey insan akıl verdim. Fikir verdim, kalp, gönül verdim, tefekkür, düşünme kabiliyeti, mukayese ve değerlendirme kabiliyeti verdim. Yetmedi, peygamber gönderdim, kitap gönderdim, doğru yolu anlattım, her şeyi izah ettim. Tapmayın bu şeytana dedim. Ve en'ibuduni, bana tapın, bana ibadet edin dedim, bana kulluk edin dedim. Hâzâ sırâtun müstakîm, bu benim dostları yolumdur dedim. Bu yolda sizin dünya hayatında saadetiniz var, selametiniz var, mutluluğunuz var dedim.
Benim size gönderdiğim o dinde, o şeriatta bana bir menfaat yok. Uyarsanız menfaat sizedir dedim. Sizin için bu din dedim. Ben size kanunlarımı sizi mutlu olmak için koydum. Siz ne yaptınız? Velakat hiç şüphesiz yemin olsun ki adalla saptırmıştır minkum sizden cibillen kesira birçok kuşa birçok nesli bu şeytan saptırdı. Nasıl saptırır? Sadece bir davetle gelin diyor, siz vesvese verince peşine gidiyorsunuz. Allah Celle Celaluhu sizi yarattı. Bunu size bildirdi. Kitap verdi, peygamber gönderdi. Siz nasıl Allah Celle Celaluhu'nun o güzel dinini, o parlak dinini, o aziz şeriatını, o insanı mutlu eden kanunlarını bıraktınız da bu şeytanın peşinden gittiniz? Efelem tekunu ta'kilun. Hiç akıl yok mu sizde? Hiç düşünmez misiniz? Hâzihi işte bu cehennem. Çılgın alevleri tutuşturmuş cehennemdir. Binlerce yıl yakılmış, kızarmış, binlerce yıl yakılmış, kararmış, binlerce yıl akkor haline gelmiş. Sizi beklemektedir. Bunu da size haber verdim. Hâdihi cehennem, işte bu cehennem, elleti öyle bir cehennem ki, küntüm sizler tuadun, dünyada buna vaat olundunuz. Eğer peygambere kulak vermez, Allah'a iman ve itaat etmez, şeriatın yolundan gitmez, Allah'ın yolunu terk ederek sağda kalmış, eğri büğrü sağcı yollara, solda kalmış, eğri büğrü solcu yollara giderseniz, Hazreti Muhammed ve peygamberler gibi liderler varken siz o sağcı ya da solcu yolların başında bulunan liderlere, deccallara uyarsanız bu cehenneme gelirsiniz. Dedim size, haber verdim. Öyleyse astavha, girin bugün o ateşe. Astavha. El yevm, bugün çok uzak gördüğünüz bugün, öldükten sonra dirilmek olmayacak demiştiniz, heyhat demiştiniz, getir görelim demiştiniz. İşte bugün girin o cehenneme. Bima kuntum tekfurun, küfrünüzden dolayı, inkarınızdan dolayı, kafirliğinizden dolayı girin cehenneme. El yevm, işte bugün nahtimu, biz mührü basacağız ala efvahihim, onların ağızlarına. Konuşamayacaklar. Ve tükellimuna, ama bizimle konuşacak. Eydihim, elleri. Ve teşhedü, şahitlik yapacak. Erculum, ayakları. Bir mekanı yeksibun, her ne kazanmışlarsa. Bazı uyanıklar inkar etmeye kalkışacaklar. Ya Rabbi, biz bunu yapmadık. Meleklerin buraya yanlış yazmışlar. Bu defterdekileri biz yazmadık diyecekler. İnkar edecekler kendilerini kurtarmak için. Dünyada böyle yapıyorlardı ya. Evet, inkar mı diyorsunuz? Ben bunu yapmadım mı diyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse el yevm, aha işte bugün nahtimu, basarız mührü ala efvahim, ağızlarına. Ve tükellimuna eydihim, elleri konuşur bizimle. Çaldım der, vurdum der, alay ettim arkasından der. Ve teşhedü erculuhum, ayakları şahit der. Ben bu harama gittim der. Ben bu günaha gittim der. Ben bu adama defik vurdum der. Ne yaptıysa ayaklar konuşuyor, eller konuşuyor, vücudun azaları konuşuyor. Bir mekanu yeksibun, neyi yapmışlar, neyi efendim kazanmışlarsa hepsini anlatıyorlar. Adam böyle şaşmış kalmış. İnkarın da bir faydası yok. Girecek o cehenneme. Sevgili peygamberimiz bir gün bir davetteydi.
sevdiği bir de yemek vardı. Ondan yerken tebessüm buyurdular. Dediler, ya Resulallah, neye güldünüz? Bir adama güldüm dedi. Hesaba çektiler kendisini. Baktı ki cehennemlik ve gidecek. Çareyi inkarda buldu. Ya Rabbi diyor, gözünden nasıl bir perde kalktıysa mahşer yerini Allah gösteriyor ona. Ya Rabbi, ben bu günahları işlemedim. Meleklerin iftira etmişler. Aslı yok, astarı yok dedi diyor. Öyle mi? Evet dedi diyor. Ben bunları yapmadım. Peki dediler diyor. Adamın ağzına bir mühür vurdular. Sustu ağzı. Konuşamıyor, açamıyor. Konuş dediler. Allah Celle Celaluhu konuş dedi vücuduna. El konuştu. Onun inkar ettiği ne varsa ben hepsini yaptım diyor. Ayakları konuştu. Gözleri, kulakları konuştu. Adam dehşet içerisinde kaldı. Baktı böyle. Tabi perişan. Dedi ki diyor, ulan ben sizi yanmaktan kurtarmak için Allah'ın huzurunda yalan söylüyorum. Siz kendiniz yanmak için şahitlik ediyor. Yaptıklarınızı gidin yanın lan dedi diyor. Kendine gidin yanın lan dedi diyor. Eline, ayağına, gözüne, kulağına. Korkunç bir vaziyet. İnkar ne haddine insanı. وَلَوْ نَشَاءُ Eğer biz dilesek, لَتَمَسْنَا tams ederdik. Dümdüz yapardık suratını عَلَى اَعْيُنُهِمْ gözlerinde. Tipsiz, suratsız bir hale gelirdi. فَاسْتَبَقُوا ve dökülüverirlerdi as-sırata yola. فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Nereden görecekler amma? Suratını dümdüz hale getirirse Allah, gözlerin çukuru, oyukluğu dümdüz olursa, yani göz kalmazsa suratta, burun kalmazsa, kulak kalmazsa, ağız kalmazsa, böyle de yaratabilirdi. Allah dileseydi suratı dümdüz, ne göz kalırdı ne kulak, o zaman doğru yolu nasıl bulurlardı? Nasıl görürlerdi? Nasıl konuşurlardı? Bu azarları böyle güzel güzel yarattı ve size sundu. Şükrü bu mu olmalıydı? Karşılığı bu mu olmalıydı? Hey utanmaz, arlanmaz insanlar. Kendi aranızda bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diyorsunuz. Allah sizi böyle endamlı güzel yaratmış. Dünya hayatında bu nimetleri vermiş. Hiç mi hatırını saymadınız? Yolunda gitmediniz. Buyruğunu tutmadınız ona. وَلَوْ نَشَاءُ Eğer biz dilesek, لَمَسَخْنَاهُمْ Onları mesh ederdik. Yani suratlarıyla beraber tüm vücuttan tiplerini değiştirirdik. عَلَى مَكَانَتِهِمْ Oldukları yerde. فَمَسْتَطَاءُ Güçleri yetmezdi onların mudiyen ileri gitmeye ve la yerciun geri dönmeye. Geçmiş asırlarda Allah Celle Celaluhu isyanlarından dolayı Yahudileri maymunlara ve domuzlara çevirmişti. Başka bir mahluka da çevirebilir. Allah dilese taşa toprağa. Habibim ya Muhammed, sen tebliğ vazifeni yap ve anlat bunlara. Bu İnsanlıktan anlamazlar. Dileseydik biz onları kör ederdik. Daş gibi yapardık. Ama kendilerine bir insan biçimi verdik. Ahsen-i takvim en güzel biçimde yarattık. Fakat irade verdik. Gönüllü dinleyecekler. Kendileri akıllarını yatacak mı kabul edecekler. Cebir yok. Zorlama yok. Allah dileseydi bütün insanlara hadi hepiniz Müslüman olun deseydi kim karşı çıkabilirdi ki? Ama Allah insana hayvan muamelesi yapmak istemiyor. Hayvanı sopayla alır, istediğiniz yere yönlendirirsiniz. Vura vura, döve döve, söve söve, öyle istemiyor Allah Celle Celaluhu. Ve men her kim ki nuammirhu ona ömür verirsek nünekkisu fil halk yaratılışta tersine çeviririz. Görmüyor musunuz? Biz istersek suratlarını dümdüz ederiz diyoruz. İstersek biçimlerini başka bir şekle çeviririz. Nesh eder, mesh eder diyoruz.
Buna gücümüz yetmez mi zannediyorsunuz? Gözünüzün önünde görmüyor musunuz? Güçlü kuvvetli adamdı. Yaşlanınca eski haline, çocukluk devresine döndü. Beli büküldü, dizleri taşıyamaz oldu. Gözlerinin feri gitti. Artık yürüyemiyor, artık kulakları duymuyor. Artık yiyip içemiyor, midesi kaldırmıyor. Ve mennu amirhu, kime biz ömür vermişsek, münekkisü bir halk, yaratılışta onu baş aşağı çevirdik. Yeniden çocuk gibi, yaşlı ama çocuk gibi, takatsız, güçsüz. Nasılmış? Allah dilerse çevirebilir miymiş? Görmüyor musunuz bunu? Dileseydi Allah suratınızı da dümdüz ederdi. Başka bir şekle de verirdi sizi. Allah'ın gücünü ve kudretini görmüyor musunuz? Çocuktu, kaldırdı. Ayağa kalktı, yürüttü. Güçlü, kuvvetli insan haline getirdi. Taşı sıksanız su çıkarır zannediyordunuz. Sonra ne oldu? Sonra yaşlandınız. Sonra o güç, kuvvet gitti. Sonra beliniz büküldü. Sonra diziniz tutmaz oldu. Gözümüz gözmez oldu. Kimdenmiş bu güç ve kuvvet? Senden miymiş yoksa Allah'tan mıymış? Efela ya'kilun. Hiç mi akletmiyorsunuz? Aklınızı kullanmıyorsunuz. Ve ma allemnahu. Biz öğretmedik o Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem eş-şi're, şiir. Bu Kur'an bir şiir diyorsunuz. Ne alakası var? Ve ma yenbagîle, gerekmez de, yakışmaz da şiir öğretmek. Bu Kur'an bir şiir kitabı değil. İn hüve illa zikrun. O ancak bir zikirdir, bir öğüttür. Hayat kitabıdır. İnsanlara yaşamasını öğreten, hayatı öğreten bir kitaptır. Ve Kur'anun, o bir Kur'an'dır. Mübin, her şeyi apaçık, ayan beyan ortaya koyan bir kitaptır. Nasıl inanacaksınız? Nasıl ibadet edeceksiniz? Sosyal hayatta kanunlarınızı, medeni kanunlar, iktisadi kanunlar, idari hukuki kanunlar, siyasi kanunlar, beynel milel insan devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunları en güzel bir biçimde size şeriat, yani kanun olarak sunan bir kitaptır. Şiir değil bu, masal değil bu, böyle bir kitaptır. Niçin bu Kur'an böyle bir kitap olarak gönderildi size? Liyunzire, uyarmak için. Men, insanı, kâne hayyen, canlı olan insanı. Ve yahikkal kavlu alel kafirin. Ama hiç şüphesiz bunu nazarı itibara alıp da değerlendirmeyen o kafire ve yahikka, hak olacaktır el kavlu, söz. Hangi söz? Azap sözü, ceza sözü alel kafirin, nankör kafirler. Ey insan, Hazreti Muhammed elinde kitapla geldi size. O bir şiir kitabı değil. Gerekmez de. Fakat o bir öğüttür. Bir hayat kitabıdır. Canlıları, yaşayanları doğru yola götürmek için. Mutluluk yollarını sevk etmek için. Bu kitap canlılar için, yaşayanlar için öndürülmüş. Ama insan bu kitabı hayat bulmak için, anayasasını oradan, yasalarını oradan, ilkelerini oradan, ahlaklarını oradan, terbiyelerini oradan alarak ona göre dünyada mesut ve bahtiyar, mutlu bir şekilde yaşamak için gönderilmiş olan bu kitabı doğru dürüst okumaz, anlamaz. Kendisini yaşayan, kendisini ilgilendirmez zannederek tutup sadece ölülere okunan bir kitap haline getirirse yazıklar olsun. Anlamamış meseleyi. Bu Kur'an sana indirildi. Ey canlı, sen okuyacak ve Allah benden ne istiyor diyerek öğrenecek ve öyle bir insan olacaksın. Sen bunu düşünmüyorsun, okuyup okuyup ölülerin toprağına üfürüyorsun. Akif'in dediği gibi,
inmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak, ne fazla bakmak için. Bu kitap devlet kitabıdır. Bu kitap millet kitabıdır. Bu kitap hukuk kitabıdır. Bu kitap ahlak ve eğitim kitabıdır. Bu kitap görgü kurallarını anlatan bir kitaptır. Bu kitap hayata hayat veren bir kitaptır. Bu kitabı çektiğiniz zaman sizin hayatınız leş gibi bir hayat, ölü bir hayat, yaşanmaz bir hayat olur. Bunu alacak, okuyacak, anlayacak ve yaşayacaksınız. Ölülerinize ister okuyun, ister okumayın. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'i okumak, her halükarda okumak fayda verir. Ölülere Kur'an-ı Kerim okumak da fayda verir. Ama iyi bilin ki bu kitap diri olanları uyarsın diye gönderilmiştir. Kafirlere de hak olan cezayı kessin diye gönderilmiştir. Anlat bu gerçekleri Habibi. Peki bu kadar olay ayan beyan meydanda, açık seçik ortadayken nasıl olur da insanlar Allah'ı dinlemezler? Onu ya inkar eder, Tanrı yok derler. Ya da var da ondan başka tanrılar var diyerek yanına bir sürü tanrıyı ortak koşarlar. Denk koşarlar. Emsal koşarlar. Değerli kardeşlerim, Yasin suresinin son sayfasına geldik. 71. sayfa. Anlaşılıyor ki bitiremeyeceğiz bu dersimizde. Burada kalalım. Ve Yasin suresinin 4. bölümünü önümüzdeki sohbete bırakalım inşallah. Allah bizim için indirdiği bu Ramazan ayında inen bu muazzam, bu muhteşem, baştan sona bizim menfaatimiz dolu, mutluluğumuz dolu güzel kitabımızı cidden okuyup anlamak ve gereğince amel etmeyi nasip eylesin. Bu işi bize kolaylaştırsın, sevdirsin inşallah. Hoşça kalın ve selam.